IST Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Game Wars programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde benim düşünceme göre birçok oyuncunun yakından tanıdığı ve bildiği bir oyunu inceleyeceğiz. Bu oyunun ismi Mount & Blade 2 Bannerlord. Elbette ülkemizden her sene oldukça başarılı yerli yapımlar, yerli oyunlar ortaya konuyor. Fakat bunlardan sadece bazıları global ölçekte büyük başarılara imza atabiliyor. Bu noktada bahsettiğimiz oyun Mount & Blade 2 Bannerlord global ölçekte oldukça büyük bir başarıya imza atmayı başardı. Öncelikle oyunun yapımcı firması olan Taleworlds'ten birazcık bahsetmek isterim. Taleworlds firması 2005 senesinde Ankara'da kurulan bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Halen de çalışmalarını Ankara ODTÜ Teknokent'te devam ettiriyorlar. Şimdi firma tarafından ortaya konmuş olan oyunların bir sıralamasını yapmak istiyorum. Firma tarafından ortaya konan ilk oyun Mount & Blade oyunu. Bu oyun 2008 senesinde oyunculara sunulmuş durumda. 2 sene sonra 2010'da Mount & Blade Warband oyunuyla ikinci oyunlarını çıkartmış oldular. Sonrasında 1 sene sonra 2011'de Ateş ve Kılıç oyunu ortaya kondu. Bu oyunu Warband'den ayıran en önemli özellik ateşli silahların aslında kullanılıyor olmasıydı. İlk iki oyunda orta çağın özelliklerine uygun olarak kılıçlar, mızraklar ve kalkanlar kullanılırken 3. oyun olan Ateş ve Kılıç'ta ateşli silahlar, tüfekler kullanılmaya, tabancalar kullanılmaya başlandı. Son olarak 2020 senesinde de Mount & Blade 2 Bannerlord oyunu oyuncularla buluştu. Ancak bu aradaki 9 sene birçok oyuncu için geçmek bilmedi tabii. Ateş ve Kılıç oyununun 2011 senesinde tanıtılması ardından 2012 senesinde Mount & Blade 2 Bannerlord oyunu duyuruldu. Oyunun duyurulması ardından birçok oyuncu çok büyük heyecana kapıldılar tabii. Çünkü ilk oyunların üzerine oldukça büyük gelişmelerin ekleneceği, yeni özelliklerin ekleneceği açıklanmıştı. 2012'de duyurulan oyun ilk olarak 2019 senesinde kapalı beta olarak oynanmaya başlandı. Oyunu deneyimleyen oyun basını muhabirleri oyun hakkında hem olumlu hem olumsuz eleştirilerde bulundular ama genel olarak düşünce oyunun başarılı olduğu yönündeydi. Kapalı beta sürecinin ardından 2020 senesinde erken erişim oyunu olarak Steam'de satışa çıkan oyunda çok kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir oyuncu kitlesi tarafından indirildi ve oynandı. Bu noktada elimizdeki verilere bakacak olursak Steam Spy tarafından yapılan açıklamalara göre Bannerlord oyunu satışa çıktıktan 3 ay sonra yaklaşık 5 milyon kopya satmış. Yani bu rakam dünya çapındaki diğer oyun firmalarının da global anlamda satış yapan diğer firmaların oyunlarına bakıldığında da oldukça büyük bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yerel bir firmanın 3 ay içerisinde yaklaşık 5 milyon kadar kopya satışı yapması hem bizim için hem de global ölçekte oldukça büyük bir başarı. Şimdi oyunun çıkış aşamasından sonra birçok olumlu ve olumsuz aslında yorumlar, eleştiriler bulunuyor. Tabii ki ağırlıklı olarak eleştirilerin, yapılan yorumların olumlu anlamda olduğu görülüyor. Fakat oyunun bir senedir erken erişimde olması ve hala oyundaki hataların giderilmeye çalışılması bazı oyuncular tarafından eleştirilse de oyunun hikayesi ve oynanma keyfi birçok oyuncu tarafından gayet yeterli ve iyi bulunuyor. Biz de bu videomuzda oyunu aslında kısa bir sürede olsa tecrübe edeceğiz. Mekanikleri nasıl, hikayesinin gidişatı nereye doğru gidiyor? Bunlara bakacağız. Oyun oynamaya geçmeden önce oyunun tek kişilik ve çok oyunculu modlarından bahsetmek isterim. Oyunun tek kişilik modu Calradia ismi verilen kurgusal bir mekanda geçiyor. Burası bir coğrafya ve coğrafyanın içerisinde birbirinden farklı uluslar var. Her ulusun elbette kendine özgü bazı özellikleri var. Bu uluslardan da kısaca bahsedecek olursak Vlandia, Sturgia, Kuzait, Aseray ve Batonya, bir de İmparatorluk isminde bir ulus bulunuyor. Bahsettiğimiz gibi bu ulusların kendine göre bazı özellikleri oluyor. Örneğin bir ulus karda daha hızlı hareket edebilirken bir ulus çölde daha hızlı hareket ediyor. Tek kişilik oyunun başlangıcında karakterimizi oluştururken kendi oyun keyfimize göre ulus seçebiliyoruz. Buna bağlı olarak karakterimizin fiziksel özellikleri ve savaşçı özelliklerini kendi tercihimize göre belirleyebiliyoruz. Oyunun çok oyunculu modundaysa birden fazla seçenek aslında bizi karşılıyor. Bu noktada kuşatma, çatışma ya da takımlı imha maçları gibi farklı seçeneklerle oyuncular çok oyunculu oyun deneyimini yaşayabiliyorlar. Kuşatma modunda takımlar halinde oyuncular bir bölgeyi ele geçirmeye çalışırken çatışma bölümünde
iki ordu karşı karşıya gelip kozlarını paylaşabiliyorlar. Takımla imha maçlarındaysa arkadaşlarınızla birlikte karşı takımı alt etmeye çalışıyorsunuz. Oyun hakkında genel bilgileri verdiğimize göre artık oyunu oynamaya ve harita üzerinde rakiplerimizle savaşmaya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar oyuna girişimizi yaptık. Tabii ben ilk başlarda karakter oluşturma ekranını, işte hikaye belirleme ekranını falan geçtim. Oyunu tam olarak sizlere hızlı bir şekilde videoda anlatabilmek için. Kısaca ama burayı bir özetlemek istiyorum. Şimdi karakterimizin ailesi ormancıymış. Çocukluğunda fiziksel gücü ön plana çıkmış. Ergenlik döneminde demircilik yaparak geçimini sağlamış ve sonrasında da askerlerden piyade eğitimi almış. Buna bağlı olarak da hikayemizi burada başlattık. Şimdi ben bir 20 tane savaşçı buldum. Çünkü çok fazla etrafta orman haydutlarıdır, çapulcudur, çok fazla var. Yani oyunun bu haritasında oldukça basit aslında. Şimdi ben birazcık bunu anlatmak istiyorum. Şöyle en genişe gideyim. Bu arada bu benim karakterim. Adı Gaddar Bob. Saçlarından dolayı Bob ismini verdim. Bir de işte biraz etkili bir izlenim bırakabilmek için Gaddar gibi böyle bir ünvanla taçlandırdım. Harita üzerinde krallıkların sahip olduğu kaleleri, köyleri, şehirleri, bütün mekanları bu harita üzerinde görüntüleyebiliyoruz. Çapulcu gruplarını, savaşçıları, lordların askerlerini, ordularını ya da kervanları harita üzerinde genel olarak kimin ne yaptığını buradan görüntüleyebiliyoruz. Fakat tabii ki karakterimizin çevresindeki biz etkileşimleri burada görebiliyoruz. Mesela işte şurada 21 kişilik bir birlik var. Burada 8 kişilik bir çapulcu birliği var. Şurada bir köyümüz var. Biz buradan gideceğimiz yerleri seçebiliyoruz. Kimlerle etkileşime geçmek istiyorsak burada onlarla etkileşime geçebiliyoruz. Ama oyunun savaş ekranı bambaşka. Şimdi ben bir mesela bir köyden size bir örnek vereyim. Bir köye gidelim. Şimdi burada basit bir ekran menü yapmışlar. İşte köyde dolaşabiliyoruz. Saldırgan bir eylemde bulunabiliyoruz. Mesela bu işte köylüleri bize malzeme vermeye zorlamak, baskın düzenlemek ya da işte asker vermeye zorlamak gibi eylemlerde, saldırgan eylemlerde bulunabiliyoruz. Asker toplayabiliyoruz. Şu anda ben tüm kapasitemi doldurmuş durumdayım. 20 kapasitem var. 20 tane de askerim bulunuyor. Ama burada eğer 20 tane olmasaydı 9 tane askeri buradan belirli bir ücret karşılığında birliğime ekleyebiliyordum. Buradan geri gelelim. Ürün satın al dediğimiz noktada da tahıldır, kildir. Bunları gerek işte gıda için, gerekse ticaretini yapmak için köylülerden alıp farklı bir şehirde ya da farklı bir köydeki köylülere satışını yapabiliyoruz. Bir süre burada bekleyerek de kamp yeri gibi burayı kullanarak birliğimizin enerjisini toplamasını bekleyebiliyoruz. Kendi sağlığımız eğer düşükse sağlığımızın yerine gelmesini bekleyebiliyoruz. Ya da zaman geçirmek istiyorsak bu şekilde geçirebiliyoruz. Ben şimdi bir köyde dolaşmak istiyorum. Köyde dolaş dediğimiz zaman böyle etrafı görüyorsunuz. Şu anda biz en son grafik ayarlarında oynuyoruz. Onu da size isterseniz göstereyim. Performans noktasında genel grafik ayarlarımız çok yüksekte. Oyunumuza dönecek olursak da şimdi ben size bizim bir karakteri göstereyim. Bakacaksın mı bana? Niye bakmıyorsun? Bakmayacağım diyor bak. Baksana ya, niye bakmıyorsun? Neyse. Biz etrafa bakalım. İşte ağaç modellemeleridir. Dağ, taş, toprak vesaire. Bunlar tabii ki Warband'e göre oldukça iyi bir seviyeye taşınmış. Yani genel olarak oyunun şeyleri bence gayet, grafikleri gayet tatmin edici. Şimdi birazcık da tabii oyunun ana teması burada savaş. Yani evet bir hikayemiz var. Haritada etkileşime geçebileceğimiz bir sürü karakter var. Ama sonuç olarak biz hikaye gereğince savaşarak devam edeceğiz. Hikayenin sonuna kadar hep savaş olacak. Kale kuşatacağız, şehir kuşatacağız. Birliklerle, ordularla karşı karşıya geleceğiz. Bunlara karşı mücadele edeceğiz. Onun için bir savaş mekaniklerini göstermek istiyorum. Yoksa oyunun hikayesine girecek olursak zaten oldukça geniş, oldukça büyük bir hikayesi var. Şuradan bir çapulcu grubu yakalarsam.
Hey dur diyor bize. Gümüşlerini sökül, burada oyun oynamıyoruz. Benden para alacak arkadaş aklınca. Yani yiyorsa gel kardeşim savaşalım. Evet, bu savaş ekranında da işte benim Gaddar Bob'un birliği 20 kişi. İşte onlar da 8 ve 13 kişilik. Aa, bu 8 kişilik çapulcu birliğiyle bunlar birlik olmuşlar. Toplamda işte 21 kişi gibi bir karşımızda grup var. Bunlara biz saldırabiliyoruz. Askerlerimizi göndererek onların bir sonuç almasını bekleyebiliyoruz. Ya da kaçmaya çalışabiliyoruz. Kaçmaya çalış seçeneğinde de işte birkaç kişiyi geride bırakıp, onları oyalayacak şekilde geride bırakıp biz birliğimizin büyük bir kısmıyla oradan kaçabiliyoruz. Ya da direkt olarak teslim ol deyip yenilgiyi kabul edebiliyoruz. Ama bize tabii ki böyle şeyler yakışmaz. Biz direkt ne var ne yok saldırıyoruz. Oyunun içerisinde, yani savaş ekranına geldiğimizde askerleri kontrol etme, işte saldır, takip et vesaire gibi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ben şimdi bunları mesela askerleri biraz ileriye taşımak istiyorum bu şekilde. Karşıdan da birlik geliyor görüyorsunuz. Bu kısa yolları kullanarak şeyleri, askerlerimizi yönetebiliyoruz. Tabii ki çok büyük stratejiler, taktikler yapabiliyoruz. Şimdi ben bunu 20 kişiyle yapıyorum mesela. Ama siz 500 kişilik, yüzlerce kişiden oluşan ordularla bu taktikleri uyguladığınızda ortaya aslında çok güzel şeyler, savaş sahneleri çıkıyor. Evet, savaşı kazandık. Bizim 20 askerimiz vardı. Hiçbiri ölmemiş. Onların 21 askeri vardı. 17'si ölmüş. İşte yaralanan var, teslim olan falan var. Böyle bir savaş sonu ekranı da var. Şimdi bir tanesini biz yaralı olarak ele geçirdiğimiz için bunu biz esir alıyoruz. Sonra bu esiri ne yapıyoruz diye soracaksınız. Bunu satabiliyoruz arkadaşlar. Ya da eğitip kendi birliğimize asker olarak alabiliyoruz. Ama ben bunu tabii tutsak sonuç olarak, yarın öbür gün beni uykumda hançerlemeyeceğini ben nereden bileceğim? Onun için ben bunları satmayı tercih ediyorum. Benim işte şeyimde de, birliğimde de 19 tane asker var. Benimle birlikte 20 kişi gördüğünüz gibi. Ben bunları upgrade edebiliyorum. Yani piyade ya da okçu olacak şekilde geliştirebiliyorum. Şimdi bir kısmını, yarısını piyade, yarısını değil, yarısından biraz fazlasını piyade, geri kalanını da okçu olarak eğer geliştirirsem bence bir kısmını işte okçular uzaktan, piyadeler yakından savaşacak şekilde güzel böyle bir şey yapabilirim. Tabii bunlar da hepsi parayla. Görüyorsunuz benim sağ alt kısımda canımı, işte nüfuzumu, birliğimindeki insan sayısını, yemeğimi falan her şeyimi gösteren bir bar var. 670 param var. Oyundaki para birimi dinar bu arada. 670 dinarım var. Nüfuzum 0. Çünkü daha yeni başladık tabii oyuna. Neyimiz olacak yani nüfuzumuz. %68 canımız var. 20 kişiden oluşan bir birliğimiz var. Yemek yapabileceğimiz 3 birim yemeğimiz var. Ve birliğimizin morali de 42 oranında. Tabii birliğin morali ne kadar yüksek olursa harita üzerinde, genel harita üzerinde o kadar hızlı hareket ediyoruz. Bu da düşmanlarımıza yetişmeyi ya da düşmanlarımızdan kaçmayı kolaylaştırıyor. Savaş sonucunda elde ettiğim ganimetler. İşte paslı pala, çürüyen nacak, çapulcudan ne çıkabilir ki yani? En fazla çıkabilecek şeyler işte paslı palalar, çürüyen nacaklar, işte limelenmiş bir şeyler, yıpranmış kıyafetler falan. Oyun henüz erken erişimde olduğu için bu arada bazı kelimeler işte İngilizceden Türkçe'ye çevrilmesinde sıkıntı çıkabiliyor. Bunlar erken erişim süreci sona erdiğinde hallolacak sıkıntılar. Onun için bunları şu an için görmezden gelebiliriz. Bence oyunun oynanışını olumsuz etkileyecek şeyler değil bunlar. Bunların hepsini alalım. Niye alıyoruz? Giymesek bile alıyorum. Çünkü şu anda maddi açıdan biraz sıkıntıdayız. Üstümüz başımız baksanıza şey gibiyiz yani. Çapulcu gibiyiz biz de. Bunları işte satıp kullanmayacağım malzemeleri, buradan gelecek olan parayla da kendi üstüme başıma işte zırhtır, eldivendir, işte miğferdir falan, kılıçtır, şunları bunları, her şeyimizi bunları alacağız bu şekilde. Karakter ekranındayız. Burada işte karakterimizin becerileri, tek elli kılıç kullanımı, çift elli kılıç kullanımı, gönderili silahlar, fırlatma vesaire vesaire. Karakterimizin genel olarak savaş becerilerini yönlendirebileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir ekran var. Envanter ekranında da demin gördüğümüz gibi
Bütün itemlerimiz, bütün eşyalarımız burada gözüküyor. Bunları istersem şu şekilde kuşan deyip giyebiliyorum. Ya da işte yemeği mesela buradan kaç tane yemeğimiz olduğunu görüntüleyebiliyoruz. İşte kafamıza bir şeyler giyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bunlar ufak da olsa şu an için bize mesela kafa zırhı 3 diyor. Şu an üstümüzde olan 4 kafa zırhı veriyor. O zaman hangisi daha iyidir? Tabii ki daha çok kafa zırhı veren item hangisiyse onu giyiyorum, onu kullanıyorum. Mesela şöyle bir kaleye giriş iznimiz varsa bir kaleye gidelim. Kaleye giriş talebinde bulun. Biz bir kaleye girelim. Kalede biraz bir dolaşalım. Bakalım kaleyi nasıl yapmışlar. İşte burada kaledeki atmosferi biraz görüntüleyelim. Askerler var. Bunlar nöbetçiler. İşte konuşuyoruz. Adam bizle konuşmak istemiyor. Buraya göz kulak olması gerekiyormuş mesela. İşte burada askerlerin hani okçuluk antrenmanlarını falan yaptıkları bir alan. Heykele falan kadar yapmışlar yani adamlar. Şehirlerde kısacası mekanlarda güzel ayrıntılara yer verilmiş kesinlikle. Şöyle bir içeri girip baktığınızda o dönemin kesinlikle şeylerini gösteriyor. Özelliklerini, kültürel, fiziki, kalelerin yapısıdır. İçerideki insanların kıyafetleridir falan. Bunlar gayet güzel detaylar. Şimdi biz daha fazla oyalanmayalım. Şimdi ben biraz daha böyle bir aksiyon istiyorum aslında. Yani çapulcular falan bana artık hafif gelmeye başladı bence arkadaşlar. Böyle birazcık sağlam bir savaş yapalım. Nereye gidebiliriz? Şu anda kale falan kuşatacak durumda değilim maalesef. 20 kişi olduğum için. Ama çapulcu gördüm mü de dayanamıyorum işte, ne yapacaksın? Şimdi yağmacı bize diyor ki biz kimseye zararı olmayan gezginleriz diyor. Şu tipe bir bak. Bunda bir gezgin tipi var mı? Bence yok. Onun için hiç sanmıyoruz. Yani ya teslim olsun ya da ölsün. Şimdi beni şöyle bir takip edin siz. Gelin abi, gel 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 gel. Şimdi okçuları şöyle bir koyayım. Okçular burada olsun. Piyadeler beni takip etsin. Yok, yanlış yaptım. Kalkan duvarı dedim. Heh, tamam. Şu üstünüzden bir atlayayım mı? Heh. Şimdi 1 F1 F3. Saldırın abi piyadeler. Ben de şu arkadakini halledeyim. Hop. Oo, tek yedi. Ama siz böyle hemen kaçıyorsunuz. Olmuyor ki ya. Bana şöyle bir vurun. Beni biraz gaza getirin. Okçularımız bir yandı. Bana sıkmayın ha. Şu kafamızdaki şey o kadar kötü duruyor ki. Şunu bir daha bir vurursam Allah. Kaçırdık. Şöyle gidelim bakalım. Gidelim. Tamam. Gördüğünüz gibi okçular hala orada duruyor. Piyadelere saldırı emri verdiğim için onlar saldırıyorlar. Ama okçular emri nasıl verirseniz yerleştirdiğiniz yerde duruyorlar. Bütün askerler sizin emirlerinize göre hareket ediyor. Dolayısıyla olay aslında sadece kılıç sallamaktan, işte kalkan kaldırmaktan falan böyle birebir mücadeleden çok daha fazlasına dönüşmüş durumda. Warband'de de aslında bu şekildeydi ama burada biraz daha bunu detaylandırmışlar, bunu geliştirmişler. Bu kesinlikle nasıl oynamak istediğiniz sizin oyun keyfinize kalmış bir şey. Şu anda bende biraz kısıtlı birlik olduğu için 20 kişi kadar. Tabii size bir taktik savaşı gösteremiyorum. Ama normal şartlar altında bir 500 kişilik bir orduyla daha büyük birliklere karşı sırf taktik sayesinde çok büyük galibiyetler, çok güzel keyifli savaşlar yapabiliyorsunuz. Ben şimdi bir rakip arıyorum kendime. Şurada bir sığınak var. Sığınak orman aydutlarının sığınağı. Hadi gidelim. Aa dur. Şuna gidelim. Sen kimsin? Ben Gaddar Bob. Sen kimsin? Ne diyelim? Gaddar Bob beyefendi, sizin adınızı öğrenebilirim. Çok kibar ya. Orta çağdayız abi, bu kadar kibarlık olmaz. Bunu bir yere yaz, adımı çok sık duyacaksın. He, adımı çok sık duyacaksın. Ona göre ayağını denk al. Benimle bir alıp veremediğin olduğunu ben de düşünmüyorum ama bana para lazım arkadaşım. Bana asker lazım. Ben şan şöhret peşindeyim ben. Nam salmak istiyorum. Taleplerimi bildirmeye geldim. Sana teslim olman için tek bir şans veriyorum. Değerlendirmezsen kelleni alacağım.
Delirdin mi? Ben senin düşmanın değilim diyor bana. Ya delirdim ya. Şimdi 20'ye 32. 12 kişilik bir üstünlükleri var bizden ama önemli mi? Bence hiç değil. Çünkü biz inanıyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır biliyorsunuz. Karşıdan geliyor bunlar şimdi. Biz bence ne yapalım biliyor musunuz beyler? Size güveniyorum, tamam mı? Bana bak, özellikle sana güveniyorum. Bu savaşı kazanacağız. Geliyorlar, hazır olun. Beyler, hadi beyler. Şöyle şey gibi, komutan gibi önlerinden geçeyim, atla. Hadi beyler, başarabiliriz. Bu savaş bizim. Saldırın. Allah 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 Allah. Şu atlıyı önce indirmem gerekiyor. Oo, güzel vurduk. Şimdi ben bunları taktik yapıyorum. Kendi üstüme çekiyorum ama öleceğim. Kaç kaç kaç. Allah. Ben ölürsem her şey biter arkadaşlar. Onun için özellikle benim ölmemem gerekiyor. Şöyle vurmaya devam edelim. Güzel gidiyoruz bence. Vur 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 vur. Okçular vurun. Allah, bizim birlik sıkıntıya girdi. Devam. Canımız yarıya düştü ama. Lan nereye kaçıyorsunuz? Hainler. Nereye kaçıyorlar? Ben savaşmaya devam edeceğim. Ben savaşmaya devam edeceğim çünkü... Aa, onlar da kaçıyor. Ne oluyor oğlum? Şu atı... Beyler şu atı, çocuklar alın bunu. Sucuk yaparız. Yemek sıkıntı. Bu at iyi bir ata benziyor ha. Abi nereye gidiyorlar ya? Durum ne? 18 kişi... 9 kişi mi ölmüş? Onların 10 kişisi ölmüş. Ne bu? Kolumda da hançer mi? Kılıç mı? Bıçak mı? Bir şey var. Şunu bir alayım aşağı. Şimdi sıra sende. Gel 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 gel. Şöyle ağacın sağından. Allah. Düşmanla kaçıyor diyor. Helal beyler. Haydi. Bir de şuna. Bunu vurun. Vurun şuna ya. Önünüzden koşuyor resmen. Bakıyorsunuz abi. Gitti herif ya. İnanılmaz. Aha. Alandan ayrılmıyorum. Hemen alana geri dönelim. Var mı başka? Bitti diyor. Tamam. Elden Andros diye bir arkadaş var karşımızda. Her ne kadar bana ilk başta delirdin mi, bana niye saldırıyorsun falan dese de benim tersim pistir arkadaşlar. Onun için bu arkadaşı insaf yok. Hangi devirdeyiz yani, insaf yok. Sen benim tutsağımsın. Seni tutsak aldım. Bunları da topla abi. Bunları da topla. Bunları da satarız. Şuradan karaktere gelelim. Yani dur, bitti diyelim bir. Oo, bunların şimdi, bunlar tabii zengin. Bunların bir sürü itemi var. Biz bunların hepsini bir çökelim. Al 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 al. Güzel, başarılı bir savaştan çıktık. Zaten 20 tane adamımız vardı. 11 kişi kaldık. İyi bir galibiyet için kayıplar vermeyi göze almalıyız arkadaşlar. Onun için bu 9 kişi nurlar içinde uyusun. Onurlarıyla yaşadılar ve savaştılar. Şurada köylüler var. Yani köylere çok dokunmak istemiyorum ama lordum mu? Bana lordum dedi arkadaşlar. Sevdim seni ha. İmparatorluk köylüsü. Biz Atipinya. Atipinya. Köyünün çiftçileriyiz. Bostur'un pazarından köyümüze dönüyoruz diyor. Şimdi seni sevdim. Lordum mordum dedim bana. Onun için sana dokunmayacağım. Ama senden bir alışveriş yapabilirim. 7 tane yaşlı yük beygiri var. Bunları alabilirsin diyor. Ne yapacağım ben yaşlı yük beygirini? Sal beni hadi. Bu çapulcular bu köyün etrafında bir dolanıyorlar. Siz hayırdır bakayım, gelin buraya. Siz bir gelin bakayım buraya. Ne istiyorsunuz siz bu köylülerden, bu garibandan, işçiden, emekçiden ne istiyorsunuz siz? Yetişemiyoruz. Onların hızı 3.4, biz 3.3'üz. Neyse, en azından köyün etrafından uzaklaştırdık. Köylülerin hayatını kurtardık. Bir kahraman olarak Kalradya'nın efsanesi olacağım için şimdiden böyle şeyleri yapmaya başlamam gerekiyor tabii. Evet arkadaşlar, oyunu gördük. Savaş mekaniklerini gördük.
neler yapabiliyoruz. İlk seviyelerde olduğumuz için şu anda tabii ki büyük kapasiteli, çok fazla askerin katıldığı savaşlar yapamadık maalesef. Kendi çapımızda böyle 15, 20, 30, biz o 20 kişiyken 32 kişilik birliği yıktık yani. Esirimizi aldık. Birçok şey hikayenin gidişatını aslında etki ediyor. Birliğinizi büyütüyorsunuz. Seviye atladıkça birliğiniz büyüyor. Birliğiniz büyüdükçe daha güçlü rakiplerle savaşabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi kale kuşatmak, şehir kuşatmak gibi eylemlerde bulunabiliyorsunuz. İsterseniz herhangi bir krallık altında sancağınızı sunarak onlar için savaşabiliyorsunuz. Ya da derseniz ki ben kardeşim şey yapmak istemiyorum. Başka bir krallığa bağlı bir lord olmak istemiyorum. Kendi krallığımı kurmak istiyorum. O zaman bağımsız bir şekilde, bireysel bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yaptıklarınıza göre işte itibarınız düşüyor, nam salıyorsunuz, işte şöhret kazanıyorsunuz gibi gelişmeler karşınıza çıkıyor. Aldığınız kararlarla, yaptığınız görevlerle birliğinizi genişletip daha çok lordla etkileşime geçeceğimiz bir oyun. Ne kadar çok oynarsak o kadar çok gelişiriz, büyürüz ve oyunumuzu oynamaya devam ederiz. Game Wars programının bu bölümünde Mount & Blade 2 Bannerlord'u oynadık. Oyun hakkında genel bilgilerden bahsettik. Aynı zamanda oyunu da birlikte oynayarak burada tecrübe ettik. Son olarak kapatmadan önce oyunun sistem gereksinimlerinden de bahsetmek istiyorum. Oyunun sistem gereksinimleri birçok oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği seviyede gereksinimler. Minimum sistem gereksinimlerini birçok bilgisayarın karşılayabileceğini düşünüyorum. Tavsiye edilen sistem gereksinimleri de yine çok yüksek sistem özelliklerine sahip bir bilgisayar gerektirmiyor. Hatırladığım kadarıyla 1060 ekran kartı yeterli oluyordu. 8 GB RAM yeterli oluyordu. Onları da aşağıdaki açıklama kısmında görüntüleyebilirsiniz. Oyunun ne gibi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu buradan görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Game Wars programının bu bölümünde Bannerlord oyununu inceledik. Yeni bir bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.